önce fakirleştirip, önce borca esir edip, icraya hacize esir edip, arkasından da ben bu hacizleri kaldıracağım, ben bu borçları sileceğim demek bir marifet değildir. Asıl marifet, o milyonlarca insanın alım gücünü, refah seviyesini arttırmak ve onları bu duruma düşmelerini önlemek, engellemektir. İşte bizler bunun için yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek, sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz diye hep söylüyoruz. Ocak ayında yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de açlık sınırı 9.800 liraya çıktı. Neredeyse 10.000 lira. Siz 8 milyon asgari ücretliye açlık sınırının 1.500 lira altında maaş verirseniz 10.000 lira açlık sınırının olduğu bir ülkede SSK ve Bağkur emeklisine 5.500 lira maaşı reva görürseniz daha çok borç yapılandırması yapmak zorunda kalırsınız. Daha çok borç affetmek zorunda kalırsınız. Daha çok vergi borcunu affetmek mecburiyetinde kalırsın. 8 milyon asgari ücretli aileleriyle birlikte açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Maaşları ellerine geçti Ocak 2023 ayında. Bu Ocak 2023'te yapılan hesaplamalar 4 kişilik ailenin açlık sınırının 9.800 liraya dayandığını ortaya koydu. 8.500 lira asgari ücret, 9.800 lira açlık sınırı. Dolayısıyla emekliler ve asgari ücretlilere hesaba kattığınızda 20 senelik AK Parti iktidarının sonunda bu ülkede halkın %45'i açlık sınırının altında yaşıyor demektir. %45'i. Peki Ocak ayında yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için 26.994 liraya fırladı. Ne demek bu? 4 kişilik bir ailenin kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyacını karşılaması için gereken para 27.000 lira. Bugün Türkiye'de kaç tane hanenin eline, kaç tane ailenin eline bir ayda 27.000 lira gelir geçiyor Allah aşkına. Ondan sonra evlenin, en azından 3 tane de çocuk sahibi olun diyor. Ya 2 çocuk sahibi olanın yoksulluk sınırı 27.000 lira. 3 çocuk sahibi olanın yoksulluk sınırı 40.000 liraya dayanmış. Türkiye'de kaç tane ailenin, kaç tane insanın aylık 40.000 lira geliri var da evlenecek bir de 3 tane çocuk sahibi olacak. Bunları tavsiye etmek kolay ama Türkiye'nin gerçekleri ortada. 27.000 lira İki çocuklu ailenin yoksulluk sınırı. Neredeyse 40.000 liraya dayanmış 3 çocuklu ailenin yoksulluk sınırı. Bu hesaba göre baktığınızda Türkiye'de halkın %85'i yoksulluk sınırının altında. %45'i açlık sınırının altında, %85'i de yoksulluk sınırının altında. Çünkü dediğim gibi açlık sınırı 10.000 lira olmuş, yoksulluk sınırı da 27.000 lira noktasına gelmiş. Şimdi daha bu hafta basında da sizin de gördüğünüz gibi simidin bir tanesi Ankara'da 7 liraya yükseldi. 7 lira. Fakirin yemeği simit tanesi 7 lira olmuş. Şimdi bu verilen 8.500 liralık asgari ücretle bir asgari ücretlinin gıda için ayırabileceği miktarı hesap ediyorlar. Bir günde, bir öğünde, bir aile ferdi başına gıda için ayırabileceği para 6 lira 80 kuruş. Daha geçen haftalardaki konuşmalarımızda bunu ortaya koyduk. 8.500 liralık asgari ücretten giyim kuşam masrafı var. Yakacak ısınma masrafı var. Ulaşım masrafı var. Ev kirası var. Okul masrafı var. Çoluğun çocuğun ihtiyacı var. En sonunda bir öğünde bir fert başına asgari ücretlinin beslenme için ayırabileceği para 6 lira 80 kuruş. Biz geçen haftalarda hesaplama yaptığımızda simit 5 liraydı. Diyorduk ki 8 milyon asgari ücretli ailesiyle birlikte bir öğünde fert başına bir simit bir çaya mahkum ettiniz diyorduk.
Şimdi simidin 5 liradan 7 liraya çıkmasıyla artık o bir bardak çayı da ellerinden aldılar. Bir simidi bile bir öğünde yemekten aciz hale getirdiler. 20 sene evvel iktidara gelirken asgari ücretle ilgili simit ve çay hesabı yaparak oy alan, milletin desteğini alan ve iktidara gelen iktidar 20 senelik tek başına iktidar döneminin sonunda simit ve çaya milyonlarca vatandaşı mahkum ediyor. Hatta elindeki bir bardak çayı da alıyor. Bir öğünde bir ferde sadece bir tane simit yiyebilecek noktaya getiriyor. İşte gerçekler bunlar. Peki halkın durumu böyleyken imtiyazlıların ve iktidara yakın olanların durumu nasıl? Onların tabii ki durumu güzel. Onların dünyası bambaşka. Onlara hayat çok güzel. Neden? Bakınız görevdeyken 200 kişinin ölümünde ihmali olduğu raporlarla ortaya konulan Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne 2019'dan bu yana kurmuş olduğu şirkete 1.6 milyar lira tutarında ihaleler devlet tarafından verilmiş. Genel müdürlükten alındıktan sonra şirket kuruyor, ticarete atılıyor ve 3 senenin içerisinde bu genel müdürün şirketine devletten 1.6 milyar lira tutarında ihaleler veriliyor. Söz konusu eski genel müdür 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşanan tren kazası, 25 kişinin hayatını kaybettiği kaza. 13 Aralık 2018'de Ankara'da 9 kişinin öldüğü yüksek hızlı tren kazası. Kazalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarında kusurlu gözüküyor, kabahatli gözüküyor. Bunun üzerine görevden alınıyor. Ama görevden alındıktan sonra kurduğu şirket ihaleye boğuluyor. İhalelerin önemli bir kısmında da adrese teslim ihale yöntemi olan 21'e B maddesi yani pazarlık usulü ihale verme uygulaması yapılıyor. Daha önce de bu ülkede biz maden kazalarında sorumlu müdürlerin, müessese müdürlerinin cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini, terfi ettirildiğini, genel müdür yapıldığını gördük ve biliyoruz. Şimdi de yüksek hızlı tren kazalarında kusurlu olan Devlet Demiryolları Genel Müdürünün şirketine 1.6 milyar liralık ballı ihaleler veriliyor. Bir tarafta bir öğünde bir simidi alamayacak kişi başına, fert başına bir simidi alamayacak hale gelmiş asgari ücretliler. Diğer tarafta ballı kaymaklı ihaleleri pazarlık usulüyle 21'e B maddesiyle alan ve üstüne bir de getirilen vergi muafiyetleri dolayısıyla devlete bir kuruş vergi dahi ödemeyen imtiyazlılar, iktidara yakınlar, imtiyazlı holdingler. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu.